Devletin zirvesinden koalisyon çıkmadı. Başbakan Ahmet Davutoğlu dış politika ve eğitim konularında CHP ile derin görüş ayrılıklarının yaşandığını belirtti. Erken seçim vurgusu yaptı. Görüşmeler açık, ilkeli ve şeffaf yürümüştür. Şeffaflık taraflar açısından kamuoyunun bazen tam muttali olmadığı derin tartışmalar yaşanmıştır. Ama hep karşı taraflar birbirlerinin görüşlerini not etmişlerdir. Tabii çok iki farklı akımdan gelmek, siyasi akımdan ve kökenin 100 yılı aşkın geçmişe sahip farklı siyasi kanatlardan ve entelektüel arka plandan gelen siyasi partili olarak derin görüş ayrılıklarımızın olduğu bir vakadır. Ancak başta dış politika ve eğitim olmak üzere bazı alanlarda da çok derin görüş ayrılıkları olduğu, reform ve restorasyon hükümetleri kavramları arasındaki ve onarım hükümetleri kavramları arasındaki farktan da kaynaklanan bir yeni ortaklık kurmak bakımından bazı temel anlayış farklılıklarının olduğu ve bunun da doğal olduğu aşikar. Bazı derin görüş ayrılıkları dolayısıyla uzun dönemli bir hükümet ortaklığının, koalisyonun kurulmasında doğabilecek, ileriye de doğabilecek sıkıntılar da göz önüne alınarak Kılıçdaroğlu da yaptığı MYK'da yaptığı istişarelerde uzun dönemli bir koalisyon konusunda daha olumlu, ancak kısa reform, ikisi de reform odaklı olabilir ama kısa dönemde süratle reforma odaklı bir şey konusundaki kaygılarını ifade ettiler. Sonucunda geldiğimiz husus şudur. Bu diyalogların karşılığında içinde sürdürülmesi, ancak şu anda bir hükümet ortaklığı gerçekleştirecek zeminin olmadığı yönünde bir kanaat hasıl olmuştur. Ortaklık zemini yok diyen Davutoğlu, azınlık hükümetiyle seçime gidelim talebini Kılıçdaroğlu'na ilettiğini belirtse de karşılık alamadığını söyledi. Erken seçimin en kuvvetli ihtimal olduğunu vurguladı. Erken seçim kararının meclisten çıkması hususu, ben normal siyasi seyrin akışından daha güçlü bir demokratik prensip olduğu kanaatinde değilim. Yani eğer herkes görevini yaparsa, üzerine düşeni yaparsa, ülkede olağanüstülük gerektiren bir durum olmadığını açıkça sergilemiş oluruz. Koalisyon mümkün değilse erken seçim, ama aramızda konuşarak, prensipleri doğru konarak, meşruiyet çizgisi içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendi sorununu çözmesi daha doğru bir yöntem olacağı kanaatindeyim. Erken seçim zaten herkesin zikrettiği bir husus. Dün Sayın Kılıçdaroğlu da zikretti, daha önce Sayın Bahçeli de. Bizler de zikrettik. Nihayet önümüze konan kurallar çerçevesinde gereğini yaparız. Ortak bir seçim kararıyla seçime gidersek bu ülkemizde demokratik olgunluğu pekiştirir, güçlendirir ve karşılıklı anlayışı da ortaya koyar. Herkes de erken seçime yine demokratik meşruiyet kuralları içinde yürür.